Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Ben Serkan Türk. Bugün programımızda 2020'de severek okuduğum Çinli yazar Yan Lianki'nin Günler Aylar Yıllar adlı kitabı ile ilgili Arzu Alkan Ateş'in kaleme aldığı Güneşi Kamçılayan Adam ve Kör Köpeği başlıklı değerlendirme yazısını paylaşacağım. Çinli yazar Yan Linki'nin Günler Aylar Yıllar kitabı Jaguar etiketiyle dilimize Erdem Kurtulduğu tarafından çevrildi. Çin edebiyatının önemli isimlerinden Leank'i, Çin'in karanlıkta kalan yüzünü irdeleyen ve açığa çıkaran bir yazar. Bu yönüyle ülkesine rahatsızlık uyandırdığı söylenebilir. Kol kırılır, yen içinde kalır. Leank'in pek tasvip etmediği bir durum. Ülkesinde yapılan haksızlıkları, yanlışları eserlerinde bir bir ortaya koyacak kadar yaşadığı topraklara sadık olduğu söylenebilir. Tarihin yeniden yazılamayacağının farkında ama geleceğin yazılacağı inancı var değil mi ki edebiyat hatırlatmak için vardır. Bir toplumun kendiyle yüzleşmesi ancak edebiyat sayesinde olur. Yazar gerçeklerin üstünü örtmekle değil gerçekleri aşikar kılmakla mükelleftir. Bir toplumun yaralarını görmesi ve geçmişiyle barışması ancak bu şekilde mümkün olabilir. Lianki de bu şiarla hareket eden yazarlardan. Eleştirel dili yüzünden ülkesinde uzun süre sansürlenmiş. Kitapları yasaklanmış. Pasaportuna el konmuş dik duruşuyla dünya kamuoyunun dikkatini çekmeyi de başarmış. Liyanki doğru bildiği yolda yürümeyi seçmiş. Eserleri de yürüdüğü yolun aynası olmuş. Lianki için her şeyden önce şunu söylemek mümkün. Toprağı tanıyan bir yazar. Çiftçi bir aileden gelmesi, çocukluğunda toprakla aşırı olması ona toprağın bilgisini ve sevgisini kazandırmış. Ülkesinde toprağın yazarı diye anılması boşuna değil. Günler, aylar ve yıllar kitabında da toprağa hayat bağışlamaya çalışan bir ihtiyar anlatıyor. Güneşin kavurduğu toprağa can suyu veren bu ihtiyarın yaşam mücadelesi tüyler ürpertici bir gerçeklikle anlatılıyor. Bu gerçekliği doğadan uzaklaştığımız bu çağda sindirmemiz oldukça zor. Ancakleyen ki bizi ikna ediyor. Açlık çeken sıçanların yer altında nasıl kıvrandıklarını da bir deri bir kemik kalmış kurtların çaresizliğini de gösteriyor. İhtiyar adam ve kör köpeğin yaşadıklarından bahsetmiyorum bile. Yüzyılda bir görülen bir kuraklık. Güneşin kan kırmızı gözleri toprağa kavurdukça balova dağlarında hiçbir canlının o güne kadar tanık olmadığı bir katık yaşanır. Güneşin kavurduğu toprak çatlar. Toprak çatlar da insan çatlamaz mı? Çatlar elbette. Büyük kuraklığın olduğu o yıl zaman kavrula kavrula küle döndü gün yakalamaya çalıştığınızda kor gibi elinize yapışıyordu diyen anlatıcımız durumun vehametini sezer ve okura sezdirir. Bundan sonra olacaklar hiç de hayra alamet değildir. Öyle de olur. Baloa sıra dağlarında yaşayan halk açlıktan ölmemek için köylerinden ayrılıp yola düşer. Günlerce süren göçün arkasında bıraktığı sesi ve yalnızı duyarız. Göç edenlerin başına neler geldiği anlatılmaz hikayede. Yine de onlardan geriye kalanlar okura gidenleri hatırlatır. Acaba başlarına ne geldi diye merak ettirir. Tabi köy tamamen boşalmış olsaydı belki hayatın Baloa sıra dağlarında durduğuna inanacak gidenleri de düşünmeyecektik. Geride bir kişi de kalsa hatırlar ve hatırlatır. Köyünü terk etmeyen ihtiyar en az kendisi kadar yaşlı ve gözleri kör köpeğiyle geride kalır velasıl hikaye kalmaktır dedirtir. Çünkü bu hikaye bir varoluş mücadelesi ve yaşamın kutsanmasıdır. Bir mısır filizine ümit bağlayan ihtiyar ve kör köpek adeta bir destan yazar. 72 yaşında bakıma muhtaç bir ihtiyarın ve kör köpeğinin yazdığı bu destan gözlerimizi yaşartacak denli etkileyicidir. Gelecek için büyütülen bir mısır tüm insanlığın umudu olur verilen bu çetin mücadele insanlık içindir. Hayatın devamı içindir. Mısır fidesinin boyu günden güne uzuyordu. Fidenin gecenin sessizinde çıkardığı sesler bir bebeğin uyurken çıkardığı sesler gibi ince ve yumuşaktı. İhtiyarın Mısır fidesini canlı tutmak için verdiği mücadele akıllara ziyandır. Gücü tükenene kadar savaşır. Açlıkla, sıçanlarla, kurtlarla, susuzlukla savaşır ve hep bir yol bulur. Zaten yol tükendiğinde de kendi ölüsünü mısır fidesine gübre yapar. Yeter ki mısır fidesi olgunlaşsın, köylü dönüp geldiğinde toprağa ekecek tohumlar bulsun. Bulsun ki balua sıra dağlarında yaşam sürsün. İhtiyar'ın ve kör köpeğin dostluğu kıtlığın yarattığı zor atmosferde ihtiyar'a da kör köpeğe de güç verir. İhtiyar'ın dayanağı olur kör köpek. Körlüğün aydınlattığı bir kalbi vardır köpeğin gözlerinden akan yaşlar köpekliğine yorulamayacak kadar insanidir. Belki ihtiyardan daha da insanidir. Açlığa, susuzluğa ve acıya direnir. Sahibini bir kez olsun hayal kırıklığını uğratmaz. Bir hayvanla insan arasında kurulabilecek en güçlü bağ kör köpekle ihtiyar arasında kurulmuştur. Ancak insan çiğ süt emmiştir. Çünkü açlığa dayanamayan insan köpeğini yemeği aklından geçirirken Kör köpek sahibinin hakkı olan yemeği göz dikmez. Ne yüce gönüllüdür. İhtiyar su taşımak, yiyecek bulmak için köyden uzaklaştığında mısır fidesine bekçilik eder. Umudu yeşertmek için ihtiyarın mücadelesini paylaşır. Ağlama dedi ihtiyar. Öldükten sonra eğer bir sonraki hayatımda bir hayvan olarak yeniden doğarsam sen olarak doğmak isterim. Eğer sen de bir insan olarak yeniden doğacak olursan benim oğlum olarak doğabilirsin.'' Böylece birlikte yaşamaya devam edebiliriz. Leung'in verdiği röportajlardan birinde çocukluğunda büyük bir kıtlığa tanık olduğunu söylüyor. Ve o günlerde yaşananların unutulmasını istemediğini belirtiyor. Unutmak insanoğlunu bencilleştiriyor. Günler, aylar ve yılları okurken açlığın, susuzluğun nemenen bir şey olduğunu hissedebiliyoruz. Dünyanın kaynaklarının tükendiğine dair açıklamaların yapıldığı bu günlerde kıtlık hiç de uzak bir ihtimal gibi durmuyor. Bu çağın insanları olarak bizler Leanki'nin itiyarı ve kör köpeği kadar dayanıklı mıyız bilmiyorum. Romanı okurken empati kurdum. Tüketmek üzerine kurulu hayatımın sunduğu konforu yitirirsem ne yaparım diye düşünmekten alamadım kendimi. Zaman zaman da Hamsun'un Açlık romanı geldi aklıma. İki romanın da insana ve varoluşa dair derin düşünceler uyandırdığını söylemek mümkün. Peki ihtiyarın mısır fedesini yeşertmek için verdiği mücadeleyi değdi mi? Dönüp gelenler ne buldu? İhtiyarın ve kör köpeğinin ölüsünden başka bir mısır koçanında yedi diş mısır buldular. Köyün yedi annesinden yedi erkek kalmıştı sadece geriye. Hepsi de genç ve güçlü kuvvetliydi. Yedi dağ sırtına yedi baraka yaptılar. Birbirlerine bitişik olmayan yedi tarlaya güneşin dur durak bilmeyen o keskin ışınları altında her biri birbirinden körpe olan yedi tane mısır fidesi diktiler. İhtiyar, öfkeyle güneşi kamçıladığı günlerde güneşe beni yenemeyeceksin diye seslenir. Kuraklığa, yalnızlığa, acıya, açlığa boyun eğmez. Ona güç veren yaşamın sürekliliğine duyduğu inançtır. Her hareketi, her sözü gelecek içindir. Bencillikten öylesine uzak bir inançtır ki bu okura pes dedirtir. Ama ihtiyar adam da kör köpekte pes etmez. Yedi körpe mısır fidesi ihtiyarın umudunu yitirme işinin hediyesidir insanlığa yaşamın sürüp gitmesini sağlayan da umut değil mi?